Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresinin 7. ayetinden devam edeceğiz inşallah. Hemen 6. ayette Allah Teala şöyle buyurmuştu hatırlayalım. Bu Kur'an'ın indiriliş, gönderiliş muhatabı kim? Bununla ilgili bilgi verildi. Litun zira uyarman için, kavmen bir kavmi uyarman için bu kavmin bir özelliği var. Ma'un zira abahum Bunların ataları, babaları uyarılmadı. Bu uyarılmadığından maksat, bunu geçtiğimiz derste biraz izah etmeye çalışmıştık. Allah'ın onlara bir peygamber göndermemiş olması. Ne zamandan beri peygamber göndermedi? Hatırlatalım bir daha. Hz. İbrahim'den itibaren peygamberler iki kula ayrıldılar. Ve Hicaz bölgesi Araplarını özellikle öne çıkartacak şekilde yorumlayalım bunu. Hazreti İsmail'den sonra o bölgeye bir peygamber görevlendirilmedi. Hazreti İbrahim'in oğlu İshak üzerinden İsrail peygamberleri gönderildi arka arkaya ama onlar da bu bölgede görev yapmadılar. Öyle olunca bu bölgeye uzun süre peygamber gelmedi ama bir peygamberin yani gönderilmemiş olması bir peygamber davetinin de ulaşmamış olduğu anlamına gelir mi? Hayır gelmez. Yani kendilerini zaten çok uzun süreden beri Hazreti İbrahim'in Soyu olarak tanımlayan insanlar var orada. Hz İbrahim'in hatıraları, ismi hala çok canlı. Kabe'yi biliyorlar, Kabe'yi Hz İbrahim'le ilişkilendiriyorlar. Yani davetten ya da mesajın içeriğinden haberdar olmuş olmaları ihtimali var mı var? Ama bir peygamberle muhatap olmamışlar. Şimdi onları uyaracaksın, onlardan hareketle de çevreye yayılacak bu davet. Şunu unutmamak lazım yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet üzerinden her şey izah edilmez. Konuyla ilgili birçok ayet var. Bu da onlardan bir tanesi. Doğrudan ilk vahyin muhataplarını anlatıyor. Fehum la yu'minun, fehum gafilun. Onlar gaflet içerisindeler. İşte bu gaflet içerisindeki olan insanlar uyarma için gönderildi. Tekrar geçmişe dönmemek için onu bırakıyorum. Geçmiş dersimize biraz izah ettik bunu. Yedinci ayet şöyle. Lekat hakkal kavru ala ekterihim. Onların çoğunun üzerinde söz hak oldu. Fahum la yu'minun. Dolayısıyla onlar iman etmiyorlar veya çünkü onlar iman etmiyorlar gibi bir anlam verilebilir. Burada sorulması gereken şeyler şu var böyle. Bir tanesi şu. Onlar üzerinde söz hak oldu deyince kastedilen şey nedir? Bu konuda müfessirlerimiz hemen hemen hepsi aynı kanaattedir. Yani onların üzerinde hak olan söz Onların cezalandırılması sözü, azaba uğratılması sözü. Bunu Allah Teala'nın şu ayetiyle izah ediyoruz. Müfessirlerimizin hepsi böyle izah etmişler. İnsanların ve cinlerin çoğunu cehenneme dolduracağım ya da cehennemi insanların ve cinlerin çoğuyla dolduracağım ayetiyle ilişkilendirmişler. Onlar azap kendileri üzerinde hak olmuş insanlar. Tamam Madem onlara azap sözü hak oldu, o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu onlar dediğimiz kim? Ala ekserihim. Yani onların çoğunluğu üzerine. Buradaki onların çoğunluğu dediğimiz onlar kim? Mesela bu Mekkeliler olabilir mi? Hayır Mekkeliler olamaz. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın daha hayatı bitmeden Mekkelilerin çok az bir kısmı hariç tamamı Müslüman oldular. Hicaz bölgesinden söz ediliyor olabilir mi? Gene mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın daha hayatındayken Hicaz bölgesinin tamamı Müslüman oldu. Arap Yarımadası'ndan söz edilebilir mi? Hayır. Biliyoruz ki Hazreti Peygamber hayatında ve onun kısa bir süre sonrasında Arap Yarımadası Müslüman oldu. O zaman bu onların çoğu üzerinde azap sözü hak oldu daki onlar zamiri kime gidiyor? Bunu iki şekilde yorumlayabiliriz. Birisi Hazreti Peygamber'in davetinin engellemeye çalışan müşrik liderlerinden söz ediliyor. Böyle yorumlarsanız konu anlaşılabilir. Çünkü gerçekten de Mekke'nin müşrik liderlerinden hemen hemen hiçbirisi Müslüman olmadı. Hiçbirisi ya. Yani Ebu Leheb vardı, Ebu Cehil vardı, Velid bin Muire vardı, Utbe bin Rebiya vardı, As bin Vahil vardı, Ukbe bin Ebi Muayit vardı, ondan sonra Ümeyye vardı. Bunların hiçbirisi Müslüman olmadılar. Belki liderler içerisinde daha sonra Müslüman olduğundan söz edebileceğimiz belki tek kişi Ebu Süfyan olabilir. Bildiklerimiz öne çıkanlar içerisinde söyleyelim yani. Bu anlamda o zaman deriz ki İslam'ı engellemeye çalışan, ne yaptığının farkında olan yani karşıdaki davetin hak olduğunu anlamış ama mevcut düzenin bozulmasından rahatsız olan, bunu bire bile yapan liderlerin Hiçbirisi Müslüman olmadılar ya da çoğu Müslüman olmadılar. Bunu biz o zaman kendi hayatımıza da ilişkilendirebiliriz. Dünya tarihi boyunca, insanlık tarihi boyunca hep böyle bir tiple karşılaşacağız demektir. Yani bir peygamber daveti ortaya çıktığı zaman illa peygamberin kendisi değil, Muhammed Aleyhisselam son peygamber. Ondan sonra herhangi bir toplumda, herhangi bir dönemde Resulullah Aleyhisselam'ın davetini canlandıran, insanları Allah'ın dinine davet eden, özellikle de bir de etkin olma potansiyelini kendisine barındıran bir hareket çıktığında, bir anlatım doğduğunda bu anlatım herkes tarafından hemen böyle kucak açılarak karşılanmayacak. Birileri illa ki buna karşı çıkacaklar. Çünkü kolay kolay hiçbir toplum kendisini kökten değiştirecek olan bir teklife evet demez hemen. Ama kim özellikle karşı çıkar? Bu karşı çıkacaklar, çıkacak olanlar davetin hak olup olmayışıyla ilgilenmeyenler. Bunlar mevcut düzenin değişmesine karşı olanlar. Onlar için davetin hak olup olmaması, davetin bunlara ne getireceği, arkasından ne tür hayırlar doğacağı konusu falan değil. Şu andaki mevcut statüko onlar tarafından kurulmuş, onlar gibi insanlar tarafından kurulmuş. Bu mevcut düzenin kaymağını onlar yiyorlar. Siyasi olabilir, sosyal olabilir, ekonomik olabilir, dini olabilir kültürel olabilir. Bu düzenin kaymağını onlar yiyorlarsa bu düzenin bozulmasına karşı çıkacaklardır. Bile bile karşı çıktıkları için de iman etmezler. Şimdi onların iç dünyasını anlayacağımız böyle çok güzel bir temsil getiriliyor bakın. İnna ca'alnaha fi anaqihim Şüphesiz ki biz onların boyunlarında bu kağılar, demir halkalar, bu kölelerin, esirlerin bir yerden bir yere sevk edilmesi sırasında kullanılan, kaçmasını engelleyen, kolay hareket etmesini engelleyen bağlar var. Bunlardan boynuna takılan demir halkalara bu kağı diyorlar eski Türkçemizde. Belki de hala bu kağı diyorlardır. Bu, bu kağılar var, demir halkalar. Onların boyunlarına bu kağılar, demir halkalar taktı. Fehiye ilel ezgani onlar ta çeneye kadar dayanmış. Fehum o yüzden onlar kafalar yukarıya bakıp duruyor. Alttan bastıran bir şey var onların çenesine. Aşağı indirmeleri pek yani hiç mümkün değil çünkü demir halkalar bunlar. Kafaları yukarı kaldırmışlar. Yollarını nasıl görecekler bu adamlar? Bu adamlar yollarını görebilmesi tek bir yolu mukmehun kelimesinin izahı bu. Kafa yukarı kaldırılmış, gözünü ancak şöyle aşağı indirerek yolunu görmeye çalışacak ama yani görme kapasitesini kaybetti. Görme kapasitesi en aza indi adamın yani. Görme kapasitesini doğru kullanabilmesi için boynunu kullanabilmesi gerekiyor bu adamın. Boynunu kullanmasını engelleyecek halkalar var ettik. Şimdi çenelerini yukarı kaldıran ne bu? Bu halkalar onların kendi içlerindeki kibirleri diye yorumlanmış kendi içlerindeki inatları diye yorumlanmış. Kendi içlerindeki geleneklerine körü körüne bağlılık, taassup diye yorumlanmış. Kendi içlerindeki nefse düşkünlük, efendim var olan şeylerine, keyiflerine, zevklerine, tutkularına bağımlılık diye yorumlanmış. Kendi içlerinde kendilerini beğenmişlik diye yorumlanmış. Kendi içlerinde Rekabet duygusu yani mesela Ebu Ceyl hemen aklınıza gelmesi gerekiyor. Konuşan kişinin onların onaylamayacağı bir soydan gelmiş olması. Konuşan kişinin onların onaylamadığı kendinden aşağı gördüğü bir kavimden olması. Konuşan kişinin onlara göre kendilerinden düşük gördükleri bir meslekten olması. Onlara göre konuşan kişinin kendilerinden düşük gördükleri cinsiyetten olması. Onlara göre karşıdakinin Efendim bölgesinin onaylamadıkları bir bölge olması gibi sebeplerden dolayı onu küçük görmeleri kendilerini beğenmişlikleri buna benzer insanın iç dünyasında onu ele geçirmiş tutkularından duygusal bağımlılıklarından söz ediyoruz. Bunların her biri sanki boynuna teker 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 dolanan demir halkalar gibidir. Niye bunların hepsini saydık? Çünkü e, kelime çoğul bir kelime aglal kelimesi halkalar var bir tane değil yani. Ya kibirinden kurtulsa inadı devreye giriyor. İnadından kurtulsa nefse düşkünlüğü devreye giriyor. Nefse düşkünlüğünden kurtulsa geleneklerine bağlı devreye giriyor. Taassup devreye giriyor. O kadar çok o kadar çok görüşümünü engelleyen sahih düşüncesini, sağlam düşüncesini engelleyen o kadar çok içsel engel geliştirmiş ki kendisini artık yolunu bulamaz hale getirmiş. Bunu biliyorsunuz birçok derste ifade etmiştik. Kur'an'ın dili budur. Kur'an insanların kendi amellerinin neticesinde hasıl olan kötü durumları, kötü tutumları Allah Teala kendi fiili olarak da anlatır. Yani biz onlara böyle yaptık. Mesela biz onlara hidayet ettik. Biz onlara hidayet etmedik gibi böyle ifade eder ama insanın kendi amellerinin neticesidir bu. Hoca anna min beyni eydihim sedden biz onların önünde bir set var ettik. Bir duvar düşünün. Önünü görmesini ve ilerlemesini engelliyor. ve min halfihim Arkalarına bir duvar çektik, bir set çektik. Arkalarını görmelerini engelliyor. Fe ahşeynahum, onları her yönden sarıp kuşattık. Fahum la yubsirun. Artık onlar görmüyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum. İşte onlar artık görmüyorlar. Geleceği göremiyorlar. Yani tutumlarının kendilerine neler getireceğini fark edemiyorlar. Geçmişe bakıp geçmişten ibret alamıyorlar. Sağından, solundan, önünden, arkasından, başka yerden, yukarıdan, aşağıdan da faydalanamıyorlar. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz bütün şeyler onları çepeçevre kuşatmış. Dolayısıyla onlar görmüyorlar. Bütün bunlar işte onların çoğunun üzerinde azap sözünün hak olmasına yol açmış. Bu tekrar aynı ayete dönüyorum çünkü sonrakilerle bağlantılı olduğu için onların çoğu üzerinde azap sözü hak olduğundan kasıt edilen onlar kim? Buna ikinci bir yorum da yapılabilir. Bunlar geçmişten gelen insanlardı. Geçmiş tecrübe anlatılıyor peygamber Efendimize. Yani sen peygamber gönderilmemiş bir kavmi uyarmak üzere gönderildin. Ama şöyle bir beklentiye de girme. Bunlara uzun zamandır peygamber gelmemişti. Nihayet onlara da bir peygamber geldi. Onlar da kendilerine doğruyu anlatan, hakka hidayete çağıran birisi gelince hemen koşarak gelip o tarafına toplandılar. Hayır öyle bir şey olmayacak dedi. Yani. Bu işler öyle yürümüyor. Arka arkaya peygamberler gönderildiği dönemlerde bile Allah'ın peygamber gönderdiği toplumlarda da hep böyle bir şeyle karşılaştık. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz liderler her zaman oldu o liderler toplumu her zaman yönlendirdiler, kötü etkilediler. Neticesinde peygamber davetine rağmen geçmişteki insanların birçoğu üzerinde azap sözü hak oldu. Bu sonraki dönemler içinde geçerli olacaktır. Bunu her zaman görebilirsiniz. Yani şöyle bir şey yok. Dünyada Allah'ın dinine iman etmiş, Allah'ın dini üzere yaşayan insanların sayısı insanların çoğunluğunu oluşturmuyor. Bu yüzden Hakkın ve hakikatin ölçüsü çokluk olmaz. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Ya işte efendim şu anda içinde bulunduğumuz dönemde dünya nüfusu 8 milyarı geçmiş. Bu 8 milyarın ne kadarı Müslüman? Hadi diyelim ki 2 milyarı Müslüman. Onların da hepsi gerçekten Müslüman mı, değil mi? O güne girmiyoruz bile yani. Müslümanım diyenler Müslümanca yaşıyorlar mı? İslam'ı biliyorlar mı? Oraya girmeksizin diyelim ki 2 milyar Müslüman. Oo demek ki 6 milyar insan Müslüman değil. O zaman bu 6 milyar insan haklı olamaz mı? Hak ve hakikat böyle tespit edilmez. Bir düşüncenin, bir ekolün, bir inancın, bir davranışın, bir dinin çok yayılmış olması onun hak olduğunu kanıtı değildir. Biz de de böyle, mesela ben o çok güzel, ya doğru şeyler anlatıyorum. Kur'an'ı en doğru ben yorumluyorum anlaşılan. Niye? Oo gümbür gümbür geliyor. Herkes beni dinlemeye başladı. Derslerimizin katılanların sayısı böyle büyük bir hızla yayılıyor. Demek ki doğru şeyler anlatıyoruz. Bunun ölçüsü bu değildi. O yüzden onların çoğu üzerine azap sözü hak olduğu hem insanların çoğu için düşünün, toplam insanlık için düşünün, hem de onlar içerisinde o insanları yönlendiren ama bu ikinci yorum daha önemli, o kitleyi yönlendiren liderlerin o tutumlarına yol açan o içsel sebepleri, öne çıkartıyor Allah Teala. Bu şey böyle devam sürece onlar görmeyecekler. Ve savaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Artık onlar için fark etmiyor. Onları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın. Bak senin için fark etmiyor demiyor. Benzer bir ifadeyi hatırlayacaksınız Bakara suresinin girişinde de var yani hemen Allah Teala diyor ki onlar için fark etmiyor. Yani ha uyurmuş, uyarmışın ha uyarmamışın. Bu onlar açısından bir şey fark etmiyor. Kim için fark etmiyor? Bu müşrik liderler için yani gerçeği görmüş, hakikati idrak etmiş. Buna rağmen içsel sorunları sebebiyle bunu kabul etmeyenleri uyarsan da uyarmasan da bir şey fark etmiyor. Onlar için fark etmiyor. Senin için hayır sen anlatmak zorundasın. Ve Resulullah Aleyhisselam ve bütün peygamberler ömürlerinin sonuna kadar, son nefeslerine kadar insanlara anlatmaya, Allah'ın dinini duyurmaya devam ettiler. Bizim açımızdan bir bilinmezliktir bu. Yani anlattıklarımız işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Muhatabımız iman edecek mi, etmeyecek mi? Doğru yola gelecek mi, gelmeyecek mi? Islah olacak mı, olmayacak mı? Onu bilemem. Bu bilgi bize kapalı bilgi. Peygamberlere de kapalı bilgi bu. Artık bunlar, artık bunlar, efendim iman etmezler. Bunların doğan çocukları da gavur olur diyen, Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tane peygamber var. Bundan daha önce de bahsettik. Bir tane peygamber var. O da Nuh Aleyhisselam. Yani orada biraz ensaptan yani 950 yıllık bir mücadelenin sonrasında böyle bir cümle kuruyor. Hiçbir peygambere böyle bir bilgi verilmemiştir. Bize zaten öyle bir bilgi verilmedi. O yüzden bizim işimiz anlatmaktır. Bizim için değişir. Anlatmazsanız vebal altında kalırsınız. Anlatırsanız Allah katında bir mazeretimiz olur. İnnamâ tunziru menittebe zikra ve rahman Anlattıklarımızdan kim etkilenir? Anlattıklarımızdan muhatap kitlemiz içerisinden bir sınıf olabilir, bir okul olabilir, bir cemaat olabilir. Bu önemli konu. Yani diyelim ki Müslümanlardan bir cemaata bile çıktın bir konuşma yapıyorsun ve cemaatin tamamı senden etkilendi. Bu çok zor bir ihtimaldir. O sırada duygusal olarak sana karşı olanlar olabilir, başka eylerlere bağlı olanlar olabilir, konuyla ilgilenmeyenler olabilir. Peki kimi etkileyebilirsin? Resulullah Aleyhisselam yani başta örneğimiz o. Ondan başlamak üzere din anlatımını yapan insanlar. Yaptınız kimi etkileyebilirsiniz? Bakın çok net bir bilgi veriyor Allah Teala. men menitteba zikra ve hasiyar rahmanabil gayb. Senin etkileyeceğin insanlar zikre tabi olanlar. Bu zikir öğüttür. Yani öğüt almak için kulağını açmış, kalbini açmış. Kulağını açmak yetmiyor biliyorsunuz yani. Bunu anlatıp duruyorum zaten dersin başından beri. Kulağını açmak yetmiyor. Kulağınızı açtınız. Beyninizi de açtınız. Düşünme melekelerinizi açtınız. Ses kulağınızdan girdi. Anlatım gözünüzden okuduğunuz girdi. Beyniniz bunu idrak etti ve hakikate teslim oldunuz. Böyle olmuyor. Hayatınızda öyle şeyler çok yok mu arkadaşlar yani? Doğruyu bildiğiniz halde doğruya yönelmediğiniz hiç olmuyor mu? Mesela diyelim ki bir ailevi problem yaşıyorsunuz. Bir büyüğünüz size bu ailevi problemin sizin şu tutumunuzdan kaynaklandığını anlattı. Dinledin, anladın, evet doğru söylüyor, fark ettin. Haklısın dedin ve döndün ailene, problemi düzelttin. Bu her zaman böyle mümkün oluyor mu? Yetmiyor değil mi? Devreye bir de kalbin girmesi gerekiyor. Yani duyguların da insanın idrak ettiği hakikate eşlik etmesi gerekiyor. Duygularınız, idrak ettiğiniz bilgiye, bilince eşlik etmediğinde duygular galip geliyor. O yüzden mesele şu, kulağını açacak, zihnini açacak ama mutlaka kalbini açacak. Bunun neticesinde zikre tabi olur. Yani öğüte, uyarıya, Allah'ın sözüne burada tabi olanlar ve haşyer rahmana bil gay. Ve görmedikleri halde bizim için gayiptir yani Rahman olan Allah'a haşa bizi fiziksel olarak karşı karşıya değiliz. Nesnesini duyuyoruz. Ne bir uzuv yani öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ne fiziksel olarak onlarla muhatap olma durumundayız. Rahman bizim için bir inanç konusudur. Ama sadece inanmak değil burada bakın kullanılan kelime Rahmana görmediği halde inanan değil. Rahmana iman edenler de aslında zikre her zaman tabi olmayabilirler mi? Olmayabilirler. Yani sadece tasdik insana beraberinde salih amel getirir mi? İyi bir sorudur, önemli bir sorudur. Konumuz bu olmak için çok genişletmeyeceğim, ama yani dinleyenlere özellikle tavsiye ederim. Bu sorunun peşine düşün. Tasdik etmek salih amel doğurur mu sadece? Tasdik yetmiyor. Burada kullanılan kelime iman değil, tasdik değil. Haşiye fiili. Haşiyet korkuyu barındırır, saygıyı barındırır ve onun hakikatini idrak etmeyi ibandır. Yani bilgi vardır. Bakın çok önemli bakın arkadaşlar bilgi vardır. Bilgiden kaynaklanan korku vardır. Bilgiden kaynaklanan saygı vardır. Rahman'ın makamını, Rahman'ın kudretini, Rahman'ın ilmini, Rahman'ın bizi kuşatmışlığını idrak eden, bundan dolayı bir saygıyla dolan bu saygını onu kaybetmekten, onu kızdırmaktan doğan bir korkuya dönüşen var ya işte bütün anlatımlarınız onlara etki eder. Sözün özü aslında birçok derste ifade ettiğimiz gibi konu özellikle din anlatımı olduğunda aslında bütün ahlaki bütün ahlaki nasihatlerde geçerli bir kuraldır. Bütün ahlaki nasihatlerde geçerlidir. Konu İslam dinine de ilgili konu değil. İslam dışı konularda da ahlaki konularda geçerlidir. İslam dini için hepten hepten geçerlidir. Anlatacak kişinin doğru anlatması önemlidir, güzel anlatması önemlidir, ısrarlı anlatması önemlidir. Ama neticeyi belirleyen anlatıcı değil dinleyicidir. Dinleyicinin hangi duygularla dinlediği, hangi motivasyonlara sahip olduğu neticeyi belirleyen asıl unsurudur. O yüzdendir ki Allah Teala bir peygamber gönderir ve bütün insanlığı bundan sorumlu tutar. Yani anlatan anlattı diyor. Bundan sonra bundan sonra top sizde de yani karar siz veriyorsunuz. Eğer bir nasihattan faydalanmayacaksanız, bakın bunu altın çizelim. Bir nasihattan faydalanmaya niyetiniz yoksa o zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Birçok bahaneler yani işi yokşa sürmek diye bir laf vardır ya bizde öyle güzel bir deyim vardır. Ya da ipi un sermek diye bir deyim vardır. Yapmayacaksın ya yapmamaya karar verdiysen bir nasihatı. O zaman mesela kullandığımız unsurlardan bir tanesi anlatıcıyı suçluyoruz. Tamam doğru söylüyorsun da böyle uyarılmaz ki canım yani. Çok sert konuştun. E tamam bu sert konuşması onun problemi olabilir. Sen bunun hakikat olduğunu anladın mı anladın. E ne, ne uzatıyorsun? Hayır öyle bir şey yok işte yani. Kabul etmeyecekse bir adam anlatıcıyı bile suçlar yani. Doğruyu söyleyen adamı doğruyu bana bu cümleyle değil de şu cümleyle söylemeliydin. Kendisinin nasıl uyarılması gerektiğine bile kendisi karar vermeye kalkacak kadar nefsine tabi olmuş insanlardan bahsediyoruz burada. Anlatabildim mi? Yani sadece uyarılmak değil. Beni uyarmanız gerekiyor. Beni şöyle uyarmanız gerekiyor. Muharrem biz senin kalbine nasıl ulaşalım ya? Sen hakikate teslim olmaya kendini hazırlamamışsın. Ancak onlar öğütten etkilenirler. Onları uyarabilirsin. Febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim. Sen onları Allah'ın bağışlamasıyla müjdele. Bak bu insanlar da günahlar işleyebilir. Bu insanların hataları, eksikleri, kusurları olur mu? Olur. Ama bu insanların bu güzel tutumları, bu pozisyon alışları sebebiyle Allah onları bağışlayacaktır. Müjdele onları. Allah onları bağışlayacak ve onlara kerim bir ücret verecektir. Kur'an-ı Kerim'de ecrin kerim geçtiği yerlerde kastedilen sadece cennet. Her yerde Kur'an-ı Kerim'de ecrin kerim ifadesinin geçtiği her yerde maksat cennettir. Başka bir şey değildir yani. Şuna şu kadar ödül verecek, şuna şu kadar cez şey efendim mükafat verecek. Sevap şu kadar olacak. Bunlar hepsi bunu doğuran sonuçlardır. Cennetle Allah onları ödüllendirecek ve bölüm sonu olan ayet o kadar çarpıcı başlıyor ki bakın inna nahnu nuhyil mevta en kritik inançtan bahsediyoruz. Allah inancının tamamlayıcı parçası insanı salih amele sevk eden en temel iki ayaktan birisi Allah inancı bir tanesi onun tamamlayıcı parçası ahiret inancıdır. Ölümden sonra diriliş. Ölümden sonra diriliş inancı olmadıktan sonra bir insanı nasıl hakikate sevk edeceksiniz? Ben öldükten sonra kozmik bir çöplüğe dönüşeceğimizi düşünüyorum. E biz bu adamı ahlaki yönlendirmeyi nasıl yapacağız? Bu adamın ahlaki kriterlerinde sebat etmesini, istikrarlı olmasını nasıl sağlayacağız? Öyle bir imkanınız yok ki. Şimdi buradaki ifade o kadar çarpıcı başlıyor ki dikkat edin. İnna nahnu nuhyil mevta. Türkçe'ye şöyle çeviririz. Biz ölüleri diriltiriz. Biz ölüleri dirilteceğiz diye çevrilebilir. Bu manayı sağlamak için, Türkçedeki bu anlamı sağlamak için ifade şöyle gelebilir. İnna ve nahnu. iki tane kelimeni çıkartın, atın kenara. Şöyle okuyun. Nuhyil mevta. Biz ölüleri diriltiriz, biz ölüleri dirilteceğiz. Bu anlam Türkçedeki anlam gene sağlanıyor. Hadi biz bu anlamı pekiştirelim dedik. Buna bir pekiştirmek için zamiri gizli olan zamiri bir kez açıktan söyleyelim dedik. Dedik ki nahnu nuhyil mevta. Güçlü bir anlatım var. Biz evet biz ölüleri diriltiriz ve biz ölüleri dirilteceğiz. Böyle de denilebilirdi ve çok güçlü bir anlatım olurdu. Öyle yapmıyor Allah Teala. İnna nahnu nuhyil mevta. Zamir üçüncü kez tekrarlandı. Zamir buradaki inna'daki inne'ye eklenen na zamiri, biz zamiri eklendi. Nahnu zamiri açıkça biz zamiri açıkça bir kez daha söylendi. Nuhi'deki nun harfiyle o dilitme fiiline gizli zamir bir kez daha eklendi. Allah kendisini üç zamirle, iki gizli bir açık zamirle üç kez tekrarladı dedi ki bakın. Yani bunu Türkçe aktaracak bir cümle kuramıyor. Meal okumanın getirdiği bazı böyle şeylerimiz vardır. Yani yoksunluklar yaşarız ister istemez. Ölüleri biz dirilteceğiz. Bak ölüleri dirilteceğiz değil, ölüleri biz dirilteceğiz. Burada vurgulanan ölülerin diriltilmesi de değil. Ölüleri kimin dirilteceği konusu. Ölüleri senin Tanrın diriltecek olsaydı, tamam sen o tanrının peşine gidebilirdin. Ölüleri diriltecek olan Laat, Melat ve Uzza ise, tamam git yani. Ondan korkman gerekiyor. Ölüleri diriltecek olan falanca ise eğer, başka bir tanrı ise eğer, Vişnu ise bilmem kimse, Zerdüş düşse ya da onların ehrimense efendim. Onlarsa eğer ölüleri diriltecek olan git onlara yalvar yakar. Ama ısrarla vurguluyor. Bunu siz de kabul ediyorsunuz diyor. Yaratan tekrar diriltecektir. Yaratan diriltecek. Yaratan Allah olduğunu kabul ediyorsunuz. Yaratma konusunda Allah'a ortak koşmuyorsunuz. Allah'a başka sıfatlarında ortaklar koşuyorsunuz. Allah'a egemenliğinde, Allah'a bağışlaması, Allah'a şefaatinde, Allah'a itaatte ortaklar koşuyorsunuz. Sığınmada ortaklar, duada ortaklar koşuyor ama yaratmanın Allah'tan olduğunu söylüyorsunuz. Yaratıcı bir tanrı var. O diriltecek, biz dirilteceğiz ölüleri. Bu temel konu, ahiret inancı konusunu ve Allah'tan korkma konusunu kendi içimizde güçlendirmezsek bundan salih amel doğması zor oluyor. Ve nektubu ma kaddemu ve atharahum. Ölüleri biz dirilteceğiz ve biz onların, yani herkesten bahsediyoruz. Onların önceden yapıp ettiklerini yazıyoruz, yazacağız bundan sonra da ve onların geride bıraktıklarını da yazıyoruz ve yazacağız. Geride bıraktıkları ve önceden sundukları hayır da olabilir, şer de olabilir. Güzel işler yaptınız, yazıldı, önden gönderdiniz. Kötü şeyler yaptınız, yazıldı, önden gönderdiniz. İyi şeyler yaptınız ve geriye bıraktınız. Yani mesela Hazreti Peygamber hadisinden hareketle söyleyelim. Bir ilim ortaya koydunuz. Bu ilim insanların faydalandığı bir ilim oldu. Faydalandıkları sürece ondan siz sevap kazanmaya devam edeceksiniz. Efendim, hayırlı bir iş yaptınız, bir vakıf kurdunuz. Bir müessese tesis ettiniz, iyi insanlar yetiştirdiniz. Yani hayra yol açacak şeyler yaptınız. Çok güzel bir düşünce ortaya koydunuz ve o düşünce insanları iyiye sevk etmeye hala devam ediyor. Ondan o izleriniz devam ettiği sürece izlerinizden faydalanmaya devam edeceksiniz ama kötülüklerden de faydala, zarar görmeye devam edeceksiniz. Bir yol açmışsınız ve insanlar sizin açtığınız yol sebebiyle yoldan çıkmaya devam ediyorlar. Bir yol açmışsınız ve insanlar sizin açtığınız yoldan sebebi yol sebebiyle günah girmeye devam ediyorlar. Hani derler ya arkadaşlar burada bunu da düşünmek gerekiyor. Yol açtığınız sonuçları hesaba katmanız gerekiyor. Bir deli bir kuyuya bir taş atarmış da kırk akırı çıkartamazmış ya. Mesela ailenizde kötü bir gelenek başlatırsınız. Kurumunuzda kötü bir gelenek başlatırsınız. Ya bir yere mesela diyelim ki bir tane put koyarsınız. Bir efendim insanların onun karşısında durmasını, ona saygılarını sunmasını zorunlu hale getirirsiniz. Ya benim niyetim dersin sadece bir şey yerleştirmek ve 3 yıl sonra bunun ortadan kalkması lazım. Sen bir başlatırsın bunu 3 yıl sonra ortadan kimse kaldıramaz. Sen kötü bir adet başlatırsın bu adetten kolay kolay insanlar sıyrılamazlar. Evinde sıyrılamaz, şehrinde sığırlamaz, efendim kurumunda sığırlamaz, ülkesinde sığırlamaz insanlar. Neye yol açtığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların neticelerinden kar ve zarar görmeye devam edeceğiz. Onların hepsini kayıt altına alıyoruz. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin ve her şey, her şeyi sağlam, açık bir ana kitapta kayıt altına alıp hesap tutuyoruz böyle yani. Sayılanıyor böyle kategorik ayrılıyor insanlar yaptığı iyileri, kötüleri, ihlasla yaptıkları, gevşek yaptıkları, ciddi yaptıkları. Her bir şey kendisinin sıfatıyla beraber kayıt altına alınıyor. Namaz kılıyorsun, muhtemelen kaydı inşallah hep beraber yani hep beraber gördüğümüzde inşallah hak lehimize olan sonuçları görürüz. Namazınız namaz kıldı diye kaydediliyordur belki ama muhtemelen namazını gevşek kıldı, namazını çok dikkatli kıldı, namazını umursamaz kıldı, gibi de kaydediliyorlar. Tüm sıfatlarıyla kayıt altına alınıyor. Bir şey anlattı da bu anlattığı şeyi gerçekten ciddi anlattı. Gerçekten iyi anlattı. Gerçekten iyi hazırlandı. Baştan sağma çalıştı. Baştan sağma çalıştı. Yol sonuçları çok fazla hesaba katmadan bu işi yaptı diye sıfatlarıyla beraber kayıt ediliyor. Çocuk büyütüyorsunuz, çocuk yetiştiriyorsunuz. Çocuğunu yetiştirdi. Yani çocuğunu ileride kendisine bakması için yetiştirdi. Çocuğunu Allah'ın ona verdiği emaneti hak etmek için yetiştirdiği gibi şeyler de kayıt altına alıyordur. Yani Allah Teala bizim amellerimizi kaydederken bizim niyetlerimizle birlikte kayıt altına alıyor. Onu yapış biçimimizle o ciddiyetimiz veya ciddiyetsizliğimizle kayıt altına alıyor. Ve bu ifade hem bir tehdit içerir hem de bir müjde içerir. Eğer Rahman'dan gerçekten gör, görmediğiniz halde haşyet sahibiysek, o zaman bütün bu ifadeler bizim için müjde ifade eder. Ama değil bu içsel bağımlılıklarınız yolunuzu görmeyecek kadar sizi kibirle doldurmuş nefsinizle baş başa hale getirmişseniz o zaman hiçbir şey göremezsiniz. Doğan Cüceloğlu beyefendiyi analım. Çok güzel bir ifadesi var da hatırlayın. Kendisiyle dop dolu olanlar başkasını ve başka bir şey göremezler diyor. Bir bakın bakalım neyle dop dolusunuz? Allah... Hakikate açık yürekler nasip etsin bize. Hakikate yönelme tutumunu bize kolaylaştırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.